Kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Bugün size çok değişik bir çörek yapacağım. Yıllardır yapıyorum. Çok güzel oluyor. Kat kat oluyor. Mutlaka siz de bu tarifimi deneyin. Şimdi tarifimize tabii ki geçmeden önce malzemelerimizi tanıtalım önce. 5 su bardağı unumuz var. 1 yemek kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı şekerimiz, 10 gram kuru mayamız var. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı tereyağıyla zeytinyağı karışımı. 2 su bardağı ılık suyumuz var. Şimdi malzemelerimizi şöyle bir karıştırıyoruz ve yoğuruyoruz. Önce tereyağımızı ve zeytinyağımızı ekliyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde yoğuruyoruz. Arasına çökelik de koyacağım. Çok güzel. Muhteşem bir şeydir arkadaşlar. Siz de malzemenizi hazırlayın. Hep beraber yapalım. Hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz çok güzel oldu. Kete hamuru gibi biraz hafif sert olacak. Çok yumuşak değil. Bu kıvam gayet güzel oldu. 2 su bardağı da kalın su. Sizin un miktarına göre değişebilir. Hepsini de ekleyebilirsiniz. Ama benimki biraz arttı. Çok güzel oldu. Şimdi 20 dakika dinlendiriyoruz. Fazla dinlendirmiyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, 20 dakikaya yakın hamurumuzu dinlendirdik. 20 dakika oldu ama çok da güzel kabardı gerçekten. Bir miktar unumuzu alıyoruz. Hamurumuzu çok güzel bir çörek oluyor gerçekten. Kıvamı efsane. Toplamda 6 bezemiz oluştu. Toparlıyoruz ve hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Bir tane bezemizi aldık. Üstüne biraz un ekledik. Hamurumuzu esnete açıyoruz. Çok güzel bir hamur olmuş gerçekten. Yapışma olayı olursa biraz unu sepebilirsiniz. Dostlarımız. Hamur çok güzel olmuş gerçekten açtıkça. Sanın açası geliyor. Hamurumuzu açtık. Bu kadar açarsak bize yeterli. Şimdi içine oda sıcaklığında tereyağı ve biraz sıvı yağ karışımı hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Bakın tereyağım halen donuk. Oda sıcaklığında olursa, hafif de donuk olursa hamurumuz daha güzel olur. İçeriye doğru kaplıyoruz. Biraz da tereyağı süreceğim. Tekrar katlama işlemini veriyoruz. Sürdükten sonra şöyle kare şeklini alması gerekiyor.
Tekrar tereyağı sürüyorum. Diğer katını üstüne ekledik mi hamurumuzu biraz bekletiyoruz. Hepsini bu şekilde açacağım. Tepsimi alacağım. Hamurlarımızı hep böyle açtık, katladık, yağladık. Şimdi içine çökeliğimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar, ilk açtığımız çöreğimiz yağ içinde gayet güzel donmuş. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. Kibar dokunun. İçindeki yağların çıkmaması gerekiyor. Böyle gayet iyi. Şimdi bir kaşık çökelik içine ekleyelim. Kenar kısmını şöyle birleştiriyoruz. Bu şekilde. Şöyle göstereyim daha iyi. Şu kenarında böyle güzel elinizle sıkıştırarak kapatabilirsiniz. Hamurumuz açılmasın. Çok güzel bir çörek oluyor. Mutlaka bu tarifimi deneyin. Şekilde olduğu gibi çöreklerimizi yaptık. Değerli takipçilerimiz, biraz Erzurum ketesine de benziyor şekil olarak. Şimdi üstüne bir tane yumurtamız var. Sarısını alıyoruz, üstüne sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde yumurtamızı sürdük. Orta kısmına çörek ekleyelim. Çok güzel bir desen veriyor. Bu kadar yeterli benim için. Fırınımı ısıttım. Şimdi fırına atıyorum. Evet değerli takipçilerimiz, çöreklerimiz pişti. Çok da güzel oldu gerçekten. Çıtırtısını siz duyun. Çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Yok böyle bir çörek. Mutlaka bu tarifimi deneyin değerli takipçilerimiz. Tabii ki şimdi doku testi yapacağım. Elimle şöyle güzel parçalayayım. Çok güzel dökülüyor. Gerçekten kete gibi olmuş arkadaşlar. Anlatamam size. Vallahi elimde dağıldı. Bu işleri çok iyi biliyorum. Çok sıcak. Katlarına bakın, çökeliğine bakın. Harika bir tarif oldu. Mutlaka siz de deneyin. Kanalımızda kalın. Bize abone olun. Çok güzel bir tarif olmuş. Tel tel, kıyır kıyır. Kanalımızda kalın. Bizi bırakmayın. Bize abone olun.